Abi 293, 279, 286 FPS'ler abi. Bunlar gerçekten de çılgın rakamlar, çılgın. 293 FPS abi. Çılgın rakam bunlar. Canavar canavar, isminin hakkını veriyor. Hepinize selamlar dostlar, ben Aygün Borazan. Bugün sizlerle birlikte Monster Toolbar T7 V20.3.3 sürümünde kutu açılışı yapmıştık. Sizlerin isteği doğrultusunda oyun testleri yapacağız. Bugünkü konumuz Valorant. Biraz geç kalındı bu video, her şeyin farkındayım ama yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim bilgiler doğrultusunda sizlere en iyi sunumu yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarımızı yeni aldık biliyorsunuz. Hiçbir ayar yapmadık. Oyunu da indirdik. Oyun içerisinde hiçbir grafik ayarı da yapmadan Full HD oyun kaydı alacağız ve oyunun bize sunduğu ayarları birlikte göreceğiz. Ayarlarımızı değiştireceğiz yüksek FPS almak için ve bu şekilde Full HD hem kayıt hem de oyun oynayacağız ve sonrasında FPS değerlerini görmek için ayrı bir kayıt tutacağım. İki videoyu birleştireceğim ve o şekilde aradaki farkları göreceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen bilgisayarımızın ekranına geçelim. Evet dostlar, Valorant oyunumuza girdik. Sağ üstte ayarlara tıklıyoruz. Görüntü genel diyoruz. Görüntü modu tam ekran. Çözünürlük 1920x1080. Ekran 1920x1080 16:9. Görüntü boyutu yöntemi doldur. FPS kısıtla pildeyken açık. Menüde FPS kısıtla açık. Arka planda FPS kısıtla açık. FPS her zaman kısıtla açık. 60 FPS. Bizi ilgilendiren en önemli şey zaten Nvidia RTX düşük gecikme, yani DLSS kapalı yazıyor. Oyunun bize sunmuş olduğu ayarlar bunlar. Grafik kalitesine girdiğimiz zaman çok izlekli görselleştirme, kapalı, materyal kalitesi yüksek, doku kalitesi yüksek, ayrıntı kalitesi yüksek, arayüz kalitesi yüksek, vinyet, VCNC kapalı, kenar yumuşatma, MSA 4X, eş yönsüz filtreleme 16X, netliği arttır, açık, deneysel keskinleştirme açık, blob açık, bozulma açık, atılan dövgüler açık. Ayarlardan çık diyorum. Evet, şimdi FPS'i görmek için klavyemizden Alt ve Z tuşlarına basıyoruz. GeForce Experience'i açıyoruz. Ayarlar diyoruz. Boot düzeni diyoruz. Performansı seçiyoruz. Sol alt, sağ üst, neresi olsun sol üst yapalım. Temel diyoruz. Geri diyoruz, tamamlandı diyoruz ve ESC'ye basıyoruz. Şu an oyunumuzu Full HD bir şekilde kaydediyoruz ve oyunun tamamıyla bize sunmuş olduğu ayarlar bu şekilde. Oyunumuza giriş yapacağız, değerleri göreceğiz, nedir ne değildir değerlendireceğiz. Oyna dedim ve oyunu başlatıyorum. Başlatamıyorum çünkü ceza yemişim. 5 dakikalık bir cezam var. 5 dakika sonra oyunu başlatacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi oyunu OBS Studio'dan kayıt ediyoruz. Full HD bir şekilde ve oyunun bize sunduğu ayarlarda oynuyoruz. Bu kaydımızı yapacağız. Sonrasında yüksek FPS almak için gereken ayarları yapacağız. Evet dostlar, orijinal ayarlarda oyun deneyimimizi yaptık.
Full HD kayıt aldık. Hiçbir değişiklik yapmadık. Şimdi yüksek FPS almak istiyorsak eğer yapmamız gereken ayarlara geldi. Ayarlara tıkladım. Görüntü genel seçtim. Görüntü modu tam ekran 1920x1080 her ikisinde görüntü boyutu yöntemi doldur. Pilde FPS kısıtla açık. Kapalı yapıyorum. Menüde FPS kısıtla kapalı. Arka planda FPS kısıtla kapalı. FPS'i her zaman kısıtla kapalı seçiyorum. FPS'i her zaman azamide tut. Bunu arkadaşlar 60'tan siliyorum. Bunu 300 yapıyorum. Pardon 3000 oldu. 300.0 yaptım. Nvidia Reflex düşük gecikme. Bu da kapalı. Bunu da açık artı takviyeyi seçiyoruz. Grafik kalitesine geliyorum. Aynı şekilde görselleştirme kapalı. Materyal kalitesine yüksekten düşüğe seçiyorum. Doku kalitesi düşük. Ayrıntı kalitesi düşük. Arayüz kalitesi düşük. Vignet ve VCNC kapalı. Kenar yumuşatma hiçbiri. Eş yönsüz filtreleme 1x'e çektim. Ve buradaki bütün ayarları hepsini kapalı bir konuma getirdim. Çünkü benim istediğim şey ne? Yüksek performans. Kalite ben istemiyorum. Yüksek performans almak istediğim için bütün ıvır zıvırları kapalı hale getirdim. Nitelikler kısmında da hepsi gizli. Zaten bizim FPS değerlerimiz burada ve ayarları değiştirdikten sonra FPS'imizin 200 lira çıktığını gördük. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Daha önce de videonun başında da söyledim sizlere. Ben OBS Studio'dan Full HD kayıt alıyorum ve aynı şekilde oyun oynuyorum. Gerçekçiliği falan zaten sizler görüyorsunuz. Bu yani çok önemli arkadaşlar. Buradaki rakama aldanıp da aman oyun içinde 200 FPS alıyor demeyin. Ben hem Full HD kayıt alıyorum hem de oyun oynuyorum. Yani bu da haliyle bilgisayarı bayağı görüyor anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bence bu şekilde 200 FPS almak yeterli artar diye düşünüyorum. Ayarlardan çık dedim. Alt tab yaptım arkadaşlar. Oyun zaten burada kaydediliyor. Arama kısmına geldim. Buraya oyun yazdım. Oyun modunu açtım. Oyun modu seçeneği kapalıydı. Açık hale getirdim bunu. Buradan çıktım. Buraya Monster yazın arkadaşlar. Monster kontrol merkezine tıklayın. Burada performans seçin. Şu an ben de oyun modunda zaten sizin de böyle olması gerekiyor. Biz yüksek FPS almak için ben bunu turbo moda getiriyorum. Turbo modu seçtim. Böyle değil de bilgisayarınızın güç butonun yanında zaten turbo modu aktif edecek buton var. Oradan da alabilirsiniz. Ben görmeniz açısından burada kayıt aldım. Şimdi arkadaşlar tekrar oyunumuza geçiş yapıyoruz. Herhangi bir aç kapa yapmadım ama açıp oyundan çıkıp tekrar oyuna girmek bu sizin lehinize olacaktır. Ama ben bunu yapmıyorum. Direkt oyuna başlıyorum. Gördüğünüz üzere FPS'imiz değerleri, FPS gösteren değerlerimiz kapandı. Alt ve Z tuşlarına basıyoruz. ESC'ye basıyoruz ve burada otomatik olarak çıkıyor. Ve şu anda gördüğünüz üzere 268-265 FPS'leri çok rahat bir şekilde lobide alıyoruz. Oyuna geçelim ve oyun içerisinde dediğim gibi Full HD kayıt alarak biz bunu görüyoruz bu değerlere. Bir de oyuna geçelim. Oyundaki değerlerimizi görelim. Oyun içerisinde zaten konuşmalarda da ben takım arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki kaç FPS alıyorsunuz? Adamlar normal oyun oynarken kayıt almadığı halde, bak Full HD kayıt almadığı halde 80 FPS, 100 FPS aldıklarını söylüyorlar. 60 FPS aldıklarını söylüyorlar. Biz arkadaşlar bu canavarda, bu monsterda hem Full HD kayıt alıyoruz hem de oyunumuzu çok net bir şekilde oynuyoruz. Dediğim gibi FPS değerimiz şu an 174'lerde, 150'lerde, 170-180'lerde gayet güzel, gayet almamız gereken bir FPS. Üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Full HD kayıt alıp ve bu şekilde oyun oynamak gerçekten iyi bir bilgisayara sahip olmak ister. Ve bilgisayarımız bence gayet iyi diye düşünüyorum. Would you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. FPS 20 ile 80 arası. Kardeşim çok düşük ya. Bakın ben hava olsun diye söylemiyorum. Hava atmak için kesinlikle söylemiyorum. Şu an Full HD kayıt alıyorum. 200 FPS görüyorum. I should stay or be alone.
Şimdi arkadaşlar, FPS değerlerimizi ayrı bir şekilde kaydedeceğim. Oyunu ayrı bir şekilde kayıt edeceğim. Yani herkes Full HD kayıt alacak değil. OBS Studio'dan kayıt almayan arkadaşlara ben burada sesleniyorum. Onlar izlesin. Yani benim amacım sadece oyuna girip oyundan yüksek FPS almak diyen arkadaşlar için kaydı yapacağım. Lafı daha fazla uzatmadan diğer işleme geçelim. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuzu FPS bölümünü ayrı yerde kaydediyorum. Oyunu ayrı yerde kaydediyorum. Ve bu şekilde oyun içerisindeki değerlerimizi göreceğiz. Şu an 233-244 değerlerde. Neyse başlayalım. Oyun içerisinde ben böyle ara ara bilgiler vereceğim. ...265-278 FPS'ler gerçekten de oyun içerisinde iyi. Abi 293, 279, 286 FPS'ler abi. Bunlar gerçekten de çılgın rakamlar, çılgın. 293 FPS abi. Çılgın rakam bunlar. Canavar, canavar, isminin hakkını veriyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Monster Toolbar T7 V20.3.3 sürümünde Valorant oyununu inceledik. 3 farklı video halinde bunu atacağım. Biraz uzun bir video olacak ama gerçekten çok detaylı bir video olacak. Yani bilgisayarımızı aldık hiçbir ayar yapmadan ve Valorant'ı indirdik hiçbir ayar hiçbir şekilde yapmadan oyunun bize sunmuş olduğu FPS değerleriyle oyunumuzu oynadık. Hem Full HD kayıt aldık hem de FPS değerini kaydettik. Arka planda OBS de çalışıyordu. OBS de kayıtları yaptım. Gayet sorunsuz bir şekilde oynadık. Yüksek FPS almak istediğimiz için ayarlarını değiştirdik. Yine aynı şekilde Full HD oyunumuzu kaydettik. Full HD bir çıktı aldık. Ve FPS değerlerini de gördük. Oyun içerisinde yüksek çözünürlükte çıktı almak istiyorsanız ve FPS değerinizin düşmemesini istiyorsanız Capture Card kullanmanız gerekiyor.
Ama normal bu bilgisayarda yani Monster kullanmak isteyen ve ben Capture Card kullanmadan çıktı almak istiyorum, kaç FPS alırım diye böyle sorular varsa aklınızda eğer, onun da videosunu koydum. O da aşağı yukarı 150-200 arasında bir FPS değeri aldık. Full HD kayıt almayacağım. Sadece oyunun içerisine girdim. Oyun içerisinde yüksek FPS almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diyecek olan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Ayrı bir şekilde FPS kaydını aldım. Oyunu Full HD yine kaydettim ama kayıt başkaydı. FPS değerleri başkaydı. Onda da 250-300 değerleri arasında FPS kaydı aldım. Hani 3 tane başlık altında topladım. Gerçekten çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burada önemli bir kısma değinmek istiyorum. Laptoplarda maksimum performans almak istiyorsanız eğer adaptör takılı bir şekilde oynamanız gerekiyor. Yani pilde oynadığınız zaman ister istemez FPS değerleri düşer. Ayarlar içerisinde pildeyken FPS değerlerini de kapattık biz gerçi ama bu sefer de uzun süreli oyun oynayamazsınız. Hatta yani bir maç, iki maç anca çıkarırsınız. Uzun süreli oyun oynayamazsınız. Ve bu da pil sağlığınızı etkiler. Pilinizin daha çabuk tüketimine sebep olur. Ayarları değiştirdiğiniz takdirde. Onun haricinde oyun modundan zaten bahsettim. Onu da video içerisinde görmüşsünüzdür. Kesinlikle yapmalısınız bunu da. Dediğim gibi maksimum performans almak istiyorsanız eğer adaptör takılı bir şekilde oynayın. Oyun oynamayacağınız zaman kesinlikle oyun modundan çıkarın. Monster'ın kendi içerisinde ofis modu, oyun modu ve turbo modlar var. Ben genelde turbo modunda oyun oynadım. İşim bittikten sonra tabii ki de ofis modunu alıyorum. Bir sonraki videoda hangi oyunu test etmemi istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanetsiniz.